Hadi gelin bu hafta trade yaparak ne kadar net karım var ona bakalım. 88 dolar, 10.390 dolar, 546 dolar, 334 dolar, 8.800 dolar. Merak etmeyin kaybettim tabii ki de. 409 dolar stopum var, 3.200 dolar stopum var, 493 dolar stopum var maalesef, 1.400 dolar stopum var. Tekrardan 600 dolar bir karım var. 7.125 dolar karım var. Bu benim son işlemimdi arkadaşlar. Yani toplamda benim burada 4.000 dolar zararım var. Ve yaklaşık 20.000 dolar karım var. Hepinize esenlikler. Bugün sizlerle beraber nasıl trader olunur? Nasıl işlem açılır? Ben neler yapıyorum? Bunun hakkında konuşacağız. Videonun başında sizlere günün kar ve zararını gösterdim. Real bir şekilde. Zaten bu göstermiş olduğum pozisyonları Telegram'da sizlerle paylaşıyorum. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu videoyu da seminer havasında yapacağım biraz. Sizlere gerçekten de elimden geldiğince bir şeyler öğretmek istiyorum arkadaşlar. Bugün göstereceğim şeyler gerçekten çok önemli. Bilginiz olsun. Elinizden geldiğince videoyu başından sonuna kadar dikkatli bir şekilde izleyin. Zaten boş bir kelime, boş bir cümle kurmayacağım. Kullanmayacağım. Bilginiz olsun. Öncelikle videoyu başından sonuna kadar izlemek, kanala abone olmak, yorum yapmak, beğenmek bunlar gerçekten beni destekleyen, beni motive eden şeyler. Bunları yapmanız en fazla bir saniyenizi alır. Beğenmeden, yorum yapmadan geçmeyelim. Abone olmadan geçmeyelim. Yeni tanıyanlar, ilk defa görenler beni muhtemelen zaten seveceksiniz. Elimden geldiğince size çünkü destek olmaya çalışıyorum her konuda. 15 yıllık trade geçmişimi bugün sizlere seminer havasını anlatacağım. Biliyorsunuz ki bugüne kadar 3 tane seminer yaptım. Ve bu 3 seminerde de farklı farklı konuları ele aldık. Aslında bugünkü konuyu da bir seminerde anlatmak istiyordum sizlere. Ama ameliyat oldum. Gözlerim kan kırmızı fark ediyorsanız hala tam iyileşemedim. Kendime hala gelemedim. Zaten bu videoyu da gerçekten de kolay kolay çekmiyorum şu anda. Edit falan da yapamayacağım yani. Ama yani ne kadar bekletebilirim ki dedim. Artık bence gösterebildiğim göstereyim diye düşündüm. Öncelikle trader nasıl olunur bundan başlamak istiyorum. Arkadaşlar, ortaokul terk, lise terk, üniversite terk, üniversite yüksek lisans mezunu, akademisyen, öğretmen, kim olursan ol, ne olursan ol, trader olabilirsin. Ben ekonomi mühendisiyim diyorum. Ben ekonomi bölümü mezunuyum. Ben başından beri hep trader olmak istiyordum zaten. Yani borsacı olmak istiyordum ama tabii bizim zamanımızda bunun adı borsacıydı. Şimdi trader oldu. Son 5 yıldır 6 yıldır buna traderlık deniyor. Tüccarlık deniyor. Ben güzel seviyorum mesleğimi. Yani bir ara memurdum. Memurluğu bıraktım ve tamamen bu işe soyuldum. Artık tamamen bu işi yapmaya başladım. Yani trader olmak güzel bir şey. Avantajları çok güzel. Çünkü sürekli evde çalışıyorsun. İstediğin yerde çalışıyorsun. İstediğin yeri istediğin zamanda gidebiliyorsun. Patron sensin. Yani para kaynağı senden dönüyor. Her şey senin elinde. Yani avantajı çok 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 fazla. Dezavantajı da çok fazla stres yapıyorsun. Çok fazla hastalık sahibi oluyorsun. Yani çevren çok fazla olmuyor. Yani çevren tabii var ama saygınlıktan dolayı. Yani paran var diye sana saygılı olduklarından dolayı çevren var. Yani saygınlık çok yüksek. Sana çok büyük kapasite saygı duyuyorlar. Yani öyle bir durum. Şimdi trader nasıl olunur? Asıl konumuza gelelim. Muhabbeti sarmayayım, değiştirmeyeyim yani. Arkadaşım, telefonun varsa, aklın varsa, kağıdın kalemin varsa trader olabilirsin. Tek yapman gereken şey sadece eğitim, eğitim, eğitim. Ben 15 yıldır trade yaptığım halde bile hala eğitim almaya, başkalarından bir şeyler öğrenmeye devam ediyorum. Çünkü bu hayatımızda öğrenmemiz gereken çok uzun şeyler var ve bu trade konusunda da gerçekten çok fazla bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Ben biraz eski kafalıyım. Tabii ki de taktik öğrenmeniz gerekiyor. Ben eski kafalı olduğum için birazcık valla destek direnç 32 yaşındayım artık. Yani destek dirençten gidiyorum hala. Ben pek pre-section falan yapmıyorum. Yalan yok yani açıkçası. Sizler tabii bunu öğrenebilirsiniz. Yeni neslin yeni trade taktiklerini öğrenebilirsiniz. SMC yapabilirsiniz. ICET yapabilirsiniz. Değiştirebilirsiniz. Bunu tabii ben ne olduğunu tam olarak bilmediğim için konuşmak istemiyorum arkadaşlar. Çünkü hiç izlemedim. Hiç de bilmiyorum yani bu kişileri. Yani trader olmak açıkçası kolay bir şey. Bunu söyleyeyim. Trader herkes olabilir. Birazcık ekonomi bilgisi, birazcık teknik bilgi, artık tradersın. Asıl olay birazcık da nasıl işlem açılır kısmında.
Yani asıl anlatacağım muhabbet, asıl yapacağımız muhabbet bu olacak sizlerle. Nasıl işlem açılır? Hadi gelin isterseniz biz direkt bu konuya geçelim. Nasıl işlem açılır? Ben nasıl işlem açıyorum? Sizlere hani Telegram'da bazen işlem paylaşıyorum, analiz paylaşıyorum ya. Bunlara nasıl girdiğimle alakalı. Bence yani çok güzel. Direkt bu konuya geçelim. Arkadaşlar, öncelikle ben işlemlerimi Bitget'ten açmaktayım. Videomun hemen altında sabitlenmiş yorumda işlem açmış olduğum ve tamamen yasal olan kripto para borsasının linki burada. Bu linke tıklayarak kayıt ol, KYC onayla. Çünkü tamamen yasal bir borsa, bilgin olsun. Yine Telegram linkim burada. Bu linke tıklayarak Telegram'a gelebilirsin. Burada analiz ve işlem paylaşmaktayım. Tamamen ücretsiz. Videonun başında o görmüş olduğunuz işlemlerin hepsini burada paylaştım. Bakın mesela OP'ye işlem verdik. Burada verdik. Burada kar aldık mesela. Bunun gibi birçok işlemimiz bulunmakta. Telegram'a gelebilirsiniz. Tamamen ücretsizdir. Bilginiz olsun. Instagram adresimin linki burada arkadaşlar. Lütfen ama lütfen aratarak veri bulmaya çalışmayın. Çok fazla dolandırıcı var. Fake hesaplara, sahte hesaplara gitmeyin. Paranızı kaptırmayın. Tamam mı? Yani linke tıklayarak gelin, yeterli. Şimdi dostlar gelelim muhabbete. Ben ne yapıyorum ve benim trade taktiğim nasıl? Öncelikle ben price action yapmıyorum. SMC'yi de ICT'yi de bilmem. Ben eski kafalı bir adamım. Ben destek direnç, MACD, RSI kullanırım. Yaparım. Videonun başındaki pozisyondaki karları ben bu taktiklerle yaptım, aldım. Ve şunu da söylemek istiyorum ki beni eleştirecek adamın 40 fırın ekmek yemesi lazım bazı konularda. Ya, Türkiye'de kendimi rakibe tanımıyorum açıkçası bazı konularda. Çünkü ben ne olduğumu biliyorum. Aldığım ödülleri, yaptığım seminerleri biliyorum. Bu yüzden de bu konuda birazcık böyle konuşmak istiyorum. Çünkü çok fazla gerçekten kendini bilmez insanlar var. Sizler tabii benim nasıl biri olduğumu biliyorsunuz az çok. Verdiğimiz emeğin karşılığı ortada zaten. Bu yüzden beni dinlerken rahat olun. Yani demeyin bu eski tarz işler bunlardan cacık çıkmaz falan demeyin. Çıkıyor arkadaşlar. Her türlü kazanıyorsun yani. Şimdi ben bilgisayarın başına otururum arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey yapmak istiyorum. Nerede? Yeni defter diyeyim değil mi? Yeni. Neydi onun adı ya? Metin miydi? Metin diye yeni metin miydi? Neydi? Unuttum bak. Yeni metin. Ha, yeni metin belgesi. Bunu unuttum. Metin belgesi unuttum bir an. Şimdi arkadaşlar gelelim şu muhabbete. Trade yapmadan önce sana bunları anlatmam lazım. Kasa yönetimidir, taktiktir vesaire vesaire. Bakın arkadaşlar benim kasamda, kasa bakiyemde her zaman 100 bin dolar vardır. Her zaman benim kasamda 100 bin dolar para vardır. Yani benim o şeydir, stabildir, sabittir. Benim 100 bin dolar hiçbir zaman 99 bin dolar olmaz. Hiçbir zaman 101 bin dolar olmaz. Eğer eksilirse üzerine eklemeye çalışırım tabii ki de. Diyelim ben bu 100 bin dolarla işlem açtım. Diyelim kazandık. Kazandık. Ne kazandık? 2000 dolar. Değil mi? 2000 dolar kazandık. Ben bu parayı kasa bakiyesinin içerisine koymam. Bu parayı direkt bankaya 2000 havale yaparım. O parayı çekerim. Yani o parayı yerim. 100 bin doların üzerine kazandığım parayı eklemem. Sizin yaptığınız en büyük hata budur arkadaşlar. Diyelim senin 1000 dolar paran var. Diyelim 100 dolar kazanıyorsun. O 100 doları da 1000 doların üzerine ekleyip işlem açıyorsun, onunla kaybediyorsun. Çünkü niye? Koyduğun o paraya güveniyorsun. Koyduğun o paraya güvendiğin için de riskini tatmin edemiyorsun. Risk reward yapamıyorsun. Bütün para gidiyor. Yani bu yüzden bir trader yani ne yaparsan yap ya prodüsün ya atıyorum pro işi yapıyorsun, tamam mı? Sen bu proyu sattığında sattığın parayla karını da gidip pro alırsan ne olacak? Sen procu olmayacaksın. Sen istifçi olacaksın. Yani parayı tutacaksın cebinde. Bu olmaz, saçma bu. Ne iş yaparsan yap abi. Karını her zaman cebine koy, harca. Karını cebine alıp attığın, harcadığın zaman o işin sahibi olmuş oluyorsun. Mesela ben trader'ım diyorum değil mi? Ben bu işten ekmek yiyorum. Ben bu işten araba aldım, ev aldım, müteahhitlik yapıyorum. İşte ev dikiyorum, villa dikiyorum. Yani parasını yiyorum değil mi? Trader'ım diyorum kendime. Çünkü niye? Bunları trade'den yaptım. Trade'den gelen parayla yaptım. O zaman trader'ım ben. Bu yüzden sen tradersan kesinlikle
Kazandığın parayı ye kardeşim. Kazandığın parayı kasanın üzerine koyma. Bu çok büyük bir rahatlık sağlıyor. Ben ne kadar kazanırsam kazanayım o parayı çekerim. O para benim kasamda bulunmaması lazım. Kazandığım an çekerim bu arada. Yani tutmam o parayı. Çünkü şeytan işi direkt harcarım yani belli olmaz benim için. Bu ikinci olaya geliyorum. Kesinlikle trade yapmadan önce destek direnç bakarım. Destek direnç kontrol, RSI kontrol, MACD kontrol, likidasyon kontrol. Yaptıktan sonra kripto parayı bulmaya başlarım. Kripto parayı da nasıl bulurum? Bunları yaptıktan sonra da RSI heatmap'ten, tabii zamanında biz başka bir şey yapıyorduk. Ben o zamanlarda Matrix'te başka bir programda düşen ve yükselen kripto para bakıyordum. RSI heatmap'ten düşen çıkan artık piyasaya göre ne varsa o kripto paraya işlem açıyorum. Hadi gelin bunu şu anda burada dengeleyelim. Şimdi arkadaşlar verdiğim bir işlem üzerinden gidelim isterseniz. Öyle yapalım daha mantıklı olur. Telegram'a geldim. Şimdi ne vermişim? Yani mesela OP'den başlayayım. Gerçi OP'yi böyle mi verdim ben? Nasıl verdim? Ha, OP vermişim mesela. Bunu ben ne zaman vermişim? Dün saat 17'de ben OP işlemi vermişim mesela. Demişim ki OP not diyorum. Çok güzel bir yükselen trend yapmış. Eğer yeşil çizgi olarak belirlediğimiz desteğin altına düşmezse hedef 1.60 abi. Destek 1.50 demişim. 1.50 altında soklarım demişim. Bak buradaki mantık çok kolay. Ya böyle bir işlem verildi. Buna nasıl gireceksin? Ya da sen bu işlemi nasıl yapacaksın? Bitcoin olsun. Biz Bitcoin'den gidelim, tamam mı? Bakın arkadaşlar. Öncelikle trend çizgisini alalım. Şimdi dostlarım en alttan başlayalım. Biz saatlik grafikte gideceğiz değil mi? Saatlik grafikte işlem açacağız misal. 15 dakikalık da olur. 1 dakikalık da. Gelin biz bunu isterseniz 15 dakikalık yapalım. Ya da 1 dakikalık yapalım. Çok rahat, daha rahat destek direnç görürsünüz. Daha rahat olur şey. Daha anlamanız daha stabil olur ya daha rahat olur. Grafiği sıfırlayalım. Bakın şu bölge bizim destek bölgemiz. Tamam mı? Bak şu bölge bizim destek değerimiz. Şurası da bizim direnç değerimiz. Daha doğrusu burası değil. Şurası bizim direnç seviyemiz. Buradan hep likidasyon almış çünkü. Şöyle de gelelim abi. Evet. Burası da bizim direnç seviyemiz. Burası da bizim ortak destek seviyemiz. Yine grafiği kısaltıyorum. Bak gördün mü? Destek hala. Destekte kalmaya devam ediyor. Burası da bizim mini destek değerimiz. Dakikalıkta bunları bakmak daha kolay oluyor açıkçası arkadaşlar. Şimdi ne diyorum biliyor musun? Bak demişim ki OP'de mesela demişim long girmişim destek bölgesinde arkadaşlar. Direnç bölgesine kadar olay vardı. Şimdi benim bu attığım grafik dakikalık grafik bu arada. Geldik buraya. Şimdi bakın arkadaşlar. Şu an Bitcoin ne yapıyor? Destek tarafını zorluyor. Bu iki destek kırılabilir iki destek, değil mi? Bizim işleme gireceğimiz nokta ne olur? Bizim işleme gireceğimiz nokta şu destek olur. Bu destekten denemiş oluruz. Bu desteğin biraz altı da bizim stop noktamız olur. Şimdi ben ilk başta işlem girmeden önce ne yapıyorum? İşlem girmeden önce destek dirençleri buluyorum. Dilersen bir dakikalık, dilersen bir saatlik. Bak şimdi kısa vade scalp yapacaksan 1 dakikalık ve 15 dakikalık grafiklerde işlem aç. Swing trade yapacaksan 1 saatlik ve 4 saatlik grafiklerde işlem aç. Swing yapacaksan 1 saatlik ve 4 saatlik grafiklere göre destek direnç çiz. Scalp yapacaksan 1 dakikalık ve 15 dakikalık grafiklere göre direnç çiz. Destek direnç çiz. Biz şu an scalp yapıyormuşuz gibi düşünün siz. Biz şu an scalp yapıyoruz gibi destek direnç yaptık mesela. Destek dirençte bizim mutlak destek noktamız burası. Tamam mı? Desteğin mantığı nedir? Grafik desteğe geldiğinde long gir demek oluyor bu. Longunu gir ve bir sonraki direnç seviyesine TP'lerini koy. TP1, TP2, TP3. Ve desteğin bir miktar altına da artık ne kadar stop koyacaksan, ne kadar zarar kes yapacaksan zarar kesini koy. Ben genelde %0.10 yaparım. Girdiğim marjına göre bu değişiyor arkadaşlar tabii ki de. Gel de böyle yaparım ve buradan işlemimi açarım. Şu anda mesela bu işlem ne yapmış abi? Bu işlem direnç noktasına gelmiş, değil mi? Direnç noktasına geldikten sonra bu işlem düşüşe başlamış.
Atıyorum sen short işlem girdin. Short işlemini verdin buradan. Ne yaptın kardeşim? Bir miktar üstüne stop koydun. Direnç seviyesini. Ve dedin ki ben buradan kar alırım. Zaten fark ediyorsan işlemde yavaş yavaş destek noktasına geliyor zaten. Karını da buradan alırsın. TP1 gelmiş mesela. TP2 gelmiş mesela. Buradaki işlemin mantığı da bu. Bu işlemden biz kar aldık mı ya? Aldık diye hatırlıyorum ben. Evet aldık bak. Yani kar almışız. Yok bu değil. Daha aşağısı. Bak. TP noktası yani 1.52'den girmişiz 1.60'dan çıkmışız. Yani müthiş bir TP noktası bana. Tek bu değil bak mesela ben şu işlemlere bakın mesela. Şu işlemleri göstermek istiyorum sizlere. Mesela demişim ki people demişim işlem vermişim. Bond demişim işlem vermişim. Bak bunların hepsi destek noktasından girilen noktalar. Bak gördün mü? Hepsi destek noktasından girilen noktalar. Bunların hepsini size ben verdim. Tabii size hepiniz de girdiniz. Güzel karlar aldınız. Bunların hepsi destek bölgesinden verilen karlar. Desteğin direncin mantığı budur. Ben birazcık eski kafadan diyorum ya. Destek direncin muhabbeti değişmez. Şu anda hatta piyasaya bakın. Yeni yetme traderlar dışında sell coin'dir, kripto kemaldir. Onlar da benimle aynı zamanlarda trade yapan insanlar. Coin mühendisidir falan. Onlar da hep destek direnç konuyor fark ediyorsanız. Yani genelde bizim gibi eskiden beridir bu işi yapanlar hep destek direnç kullanırlar. Çünkü destek direnç bizler için daha stabil, daha tatlı oluyor. Abi çizemiyorsun destek direncini. Gel buraya. Smart Money aç. Ben Smart Money bak Smart Money'yi açtım. Şu an yapay zeka. Smart Money'de bile bak bizim burası TP2 gözüküyor mesela. Satış noktası burası. Bak ben buraya bakmadan aslında doğru bir şey yapmışım. Bak gördün mü? Direnç, destek. Direnç, destek. Ben aslında yani yapay zeka bakmadan bile aslında bir pozisyon yapmışım. Çünkü bunlara bakmaya Smart Money'de nereden baksan price action anlamına gelen bir şey bu arada. Yani destek direnç çizemiyorsan Smart Money'i deneyebilirsin. Bunun gibi bir şey yani aslında. Mantık aslında bundan ibaret. Yine tabii ki de bunları yapmadan önce destek direnci çizdik. Tabii ki de CoinGlass'a girelim. O zamanlarda ben de Matrix programım vardı. Matrix programı yapıyordum bunları ben. Likidasyon alanına gelirim. Likidasyon map'ten bakarım. Hangi taraf daha ağır? Şimdi buradaki 10x, 25x, 50x'leri kapatıyorum ben direkt olarak. 100x'ler kalıyor bende sadece. 100x tarafına baktığımızda biz likidasyonun biraz daha aşağı taraflara bak. Short tarafına kadar meyilli olduğunu görmektesiniz. Biz piyasaya bakıyoruz. Biz short'tayız zaten. Bak gördün mü? Short girmişiz zaten. Piyasada bizi yanıltmamış. Yani destek dirençte açıkçası bizi yanıltmamış demek oluyoruz. RSI Map'e geliyoruz. RSI Map'ten kripto falan bakıyoruz kendimize. 4 saatlikte yükselen yani artık yavaş yavaş pozisyonunu kaybetmiş kriptolara bakıyoruz. Mesela hangi soru pozisyon kaybetmiş kriptolardan? Mesela Pepe gözüme denk geldi. Örnek vermek gerekirse Pepe. Mesela Pepe'ye gelelim. Hemen Pepe bakalım. Direkt gözüme Pepe takıldı. Pepe'ye short vermiştik bu arada. Evet bu sabah biz Pepe'ye short da verdik. Pepe'ye geldik baktık. Ya Pepe'ye ben burada bakmak istemiyorum. Ben Pepe'ye mesela 4 saatte bakacağım. Swing gireceğim mesela. Bak hiç destek direnç çizmiyorum şu anda. Baktığımız takdirde evet bu kripto para dirence yaklaşmış. Direnç bölgesinde. Ya bunu çizmeye bile gerek yok. Yani şuradan baksan ne olur? Bak bu kripto para şu anda direnç seviyesi. Direnç nedir abi? Zorladığı, likidasyon almaya çalıştığı bölgelerdir bak. Gördün mü? Hep likidasyon almaya çalışmış. Sadece destek ve dirençleri takip ederek bile güzel sonuçlara varabilirsiniz arkadaşlar. Burası da senin destek seviyen. Neymiş abi bu kripto paranın? Buraya kadar düşme ihtimali var. Anladın mı? Bak buraya kadar düşme ihtimali var. Buraya kadar kar alabilirsin bu işlemden. RSI'ye da baktık. MACD'ye bakarsın istersen. Ya bunlar sana küçük küçük ama gerçekten de kar bırakabilecek taktiklerdir. Bunlara uysan bile gerçekten de güzel karlar alırsın. Mesela ben işlem paylaşıyorum. Atıyorum mesela ne paylaşmışım en son. Bugün paylaşmış olduğum analizden mesela gidelim. Bana bugün birisi bu soruyu sormuştu. Hocam mesela şöyle bir analiz paylaşıyoruz. Ben genelde bu tarz grafiklerde paylaşıyorum analizi. Bunu nasıl yorumlayalım? Demişim ki güncel Bitcoin fiyatı analizi demişim. 75.100 demişim. Güncel Bitcoin analizi grafiğinin fiyatı 75.100 dolar. Mavi çizgi Bitcoin'in son günlerdeki fiyat hareketlerini gösteriyor. Bakın görmektesiniz. Bitcoin fiyatı yükselen bir trendte. Yeşil çizgilerde 74.500 ve 74.000 dolarlık destek seviyelerini temsil ediyor. Bak şunlar da destek bölgesi. Kırmızı kesitler çizgilerde 75.500 ve 76.000 dolarlık direnç seviyelerini işaret ediyor. Bunlar da direnç seviyeleri. Demişim ki sonuç olarak Bitcoin şu anda 75.100 seviyesinde 75.500 direncine yakın. Eğer bu direnci aşarsa yukarı yönlü gider. 76.000 seviyesine kadar çıkabilir demişim bak şuraya kadar. Yani destekten girmişsin.
Artık bundan sonra sorun açık direnceye kadar çık. TP1, TP2 al. Demişim ki aşağı yönlü hareketler ise 74.500 desteği izlemeye demişim. Yani 75.000'e geldiyse şortunu bas abi. Stopunu yakın bir yere koy. 74.500 desteğini bekle. Aslında mantık bundan ibaret. Ve bugün biz bunu yaparak işlemden kar aldık. Ve bu yaptığım çok basit bir analiz gerçekten de. Aslında işi kendi kafamıza zorlaştırıyoruz. PlaySection, ICT, SMC diye. Böyle gerizekalı insanlar çıktı zaten piyasaya. Çıktığından beri saçma sapan insanlar türedi. Yani anime karakterli tipler çıkıyor piyasaya. Ben böyle traderim, ben şöyle traderim diye hava cıva atıyor ama pek bir şey göremiyoruz gerçi. Durum aslında gerçekten de bundan ibaret arkadaşlar. Destek direnci öğrendikten sonra, RSI öğrendikten sonra zaten PlaySection'ın temeli de destek dirençtir. Zaten SMC'nin göstermiş olduğu o taktik de destek dirençtir. Ana mantık destek dirençtir. Alım bölgesi, satış bölgesi bunların hepsi destek dirençtir zaten. Bak bunları geç yani atıyorum. Smart money yani sizin bildiğiniz smart money. Bakın alım bölgesi, satış bölgesi bizim az önce yaptığımız şeyi yapmış. Zaten yani olay bundan ibaret. Pepe mesela bak. Ak smart money zaten bizim yaptığımız şeyi yapmış yani bu da. Hiç değişen bir şey yok aslında. Buradaki mantık senin elin koy. Ya farklı bir isim bu. Havalı ol tarzına gidiyor. Benim tüm yaptığım şey bu. Zaten videonun konusu neydi? Bu video seneler havasında olacak. Ben de yaptığım kendime göre taktiğimizi de gösterecektim. Benim taktik de bu gerçekten de. Birazcık üstüne stop koy. Şortunu bas gitsin. O saatten sonra gelmeyen TP'nin ben ne koyayım yani. Bu kadar basit aslında bu arkadaşlar. Umarım beni anlamışsınızdır. Videonun sade anlaşılır olması istediğim için bu tarz çektim. Çok sade ve anlaşılır olsun istedim ben video. Bence gerçekten de sade ve anlaşılır olduğunu düşünmekteyim arkadaşlar. Evet, kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bu arada bak bizim çizdiğimiz işleme göre TP geliyor. Gördünüz mü? TP2 de geldi. Şimdi TP3 de gelecek mi? Birazdan işlem paylaşacağım zaten gruba da. Grupta bak görüyor musunuz? Destekten dirençten desteğe geldi. Şimdi destekten dirence geri çıkacak. Yani mantık. Ya o mantıkla ilerliyor. Bunu en az 3 defa tekrarlar. 3 yani 3'ten sonra değişebiliyor direnç ve destek muhabbeti. 3 defa destek direnç arasında 50 defa scalp yaparsın yani. Biliyor musun? Bak gelişe gördün mü? Dirençten shortla, destekten longla. Bu kadar basit yani bu. Evet. Umarım video hoşunuza gitmiştir. İşlem açtığım borsa linki burada. Telegram linkimiz burada. Instagram linkim burada. Twitter linkim var ama Twitter pek kullanmıyorum. Bilginiz olsun. Bu kadar muhabbet. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Gelecek ay mı çekerim videoyu? Gelecek yıl mı çekerim bilmiyorum ama görüşürüz.